Merhabalar, ben Enes Kürşat Tunç. İstanbul Okan Üniversitesi 1. sınıftım, artık 2. sınıfa geçtim. Bugün sorulara cevap vereceğim. Herkese merhaba, ben Elif Kurtuluş. İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce Diş Hekimi 4. sınıf öğrencisiyim. Ve bugün merak ettiğiniz sorulara hem kendim hem de kulübüm Law Students adına cevap vermeye çalışacağım. Başlayalım. Fakültemiz kampüs Tuzla Akfırat'ta bulunuyor. Hastanemiz ise Aydıntepe Mahallesi'nde bulunuyor. Gördüğünüz derslerden bahseder misin? Şöyle, birinci sınıfta gördüğüm dersler aslında tıp bölüm dersleri ağırlıklı olarak gidiyor ama sosyalleşmek amacıyla da ekstra derslerimiz var. Misal Happy Life ve girişimcilik dersi gibi derslerimiz de bulunmakta. Happy Life'de dersleri birazcık daha sosyalleşmek amacı içeriyor. Girişimcilik dersinde de çeşitli büyüklerimiz bize gelip yaşantılarından bahsediyorlardı. Akademik kadro durumunuz nasıl? Fakültemizde 16 adet profesör, 27 adet doktor öğretim üyesi ve 3 adet de öğretim üyesi bulunmakta. Başta dekanımız olmak üzere bütün branş hocalarımız kendi alanlarında öne çıkmış ve saygıdeğer insanlar. Diğer fakültelerden farklı olarak ekleyebileceğim şöyle bir şey daha var. Derslerimize profesörlerimizin asistanları değil kendileri giriyor. Bu da hocalarımızla iletişimimizi kolaylaştırıyor ve de doğrudan bilgi aktarımı sağlıyor. Sınav sisteminden bahseder misin? Sınav sistemi şöyle, vizeden ve finalden oluşuyor. Ortalamanızın 60'ın üzerinde olması gerekiyor dersi geçebilmek için. Finalden de minimum 50 almanız gerekiyor. Derslerin zorluğu şu şekilde. Aslında dersten derse değişiyor zorluk seviyesi. Kolay dersler de var, zor dersler de var. Sınavda zorlayan dersler de var. Ama çalışırsanız bütün sınavlardan rahat bir şekilde geçebileceğinize inanıyorum. Yani rahat bir şekilde geçersiniz yani. O konuda sıkıntı yaşayacağınızı çok düşünmüyorum. Gerek asistanlarla gerek hocalarla herhangi bir iletişim sorunu yaşamıyoruz. Hatta çok kolay ulaşabiliyoruz. Herhangi bir sorun yaşadığımızda ya da yardıma ihtiyacımız olduğunda bize ılımlı ve yardımsever davranıyorlar. Özellikle klinik döneminde, yani hastaneye geçtiğimiz dönemde yüz yüze iletişim fırsatımız da artıyor. Ya biz birinci sınıfta gördüğümüz şeyler sabundan diş yapımıydı. Diş dizimi, kaide plağı, kaşık yapımı. Onlarla uğraşmıştık birinci sınıfta. İkinci sınıfta kanal tedavisini maketler üzerinde göreceğiz. Kavite açmayı göreceğiz maketler üzerinde. Üçüncü sınıfta ise hastaneye geçtiğimizde gözlem yapıyoruz. Hocalarımızı ya da üst sınıflarımızı gözlemliyoruz. Üst sınıfları asiste ediyor ve polisaj gibi basit diş tedavilerini de yapıyoruz. Dördüncü ve beşinci sınıfta ise tamamen hasta bakıyoruz. Fakülte donanımınız yeterli mi? Preklinikte, yani kampüste manipülasyon ve simülasyon, yani fantom laboratuvarlarımız bulunuyor. Fantom laboratuvarlarımızda herkese yetecek kadar fantom var. Yani arkadaşınızın işi bitsin de hadi ben de yapayım diye beklemiyorsunuz. Herkesin özel fantomu oluyor. Onun dışında hocamızın masasının üzerinde bir kamera bulunuyor ve bizim masalarımızın üzerinde de ekran bulunuyor. Ve bu ekrandan demoları izliyoruz. Hastaneye geçtiğimizde ise okulumuzun kendine özel Tuzla Aydıntepe'de diş hastanesi var. Hastanemiz donanımlı olup her bölümün kendine ayrı kliniği, ameliyathanesi, sezasyon ünitesi ve soyunma odası gibi hastane bölümleri bulunuyor. Genel olarak donanım açısından zengin bir üniversite olduğunu söyleyebilirim. Stajlarda sınıflar gruplara bölünüyor ve protez hariç her dersin stajı bir ay, protezinki iki ay sürüyor. Staj için gerekli olan malzeme listesini okul veriyor ama biz bunu gidip kendimiz alıyoruz. Kotalarımız pratik eğitimimiz için yeterli, bizi zorlayacak bir düzeyde değil. Hatta pandemi sırasındayken okul anlayış gösterip kotaları düşürmüştü. Bu da öğrencinin iyiliğine bir davranıştı. Onun dışında hastanemizin SGK ile anlaşması olduğu için de hasta bulmada çok bir sıkıntı çekmiyoruz. Okul kendisi de hasta sağlayabiliyor. Biz kendi hastamızı dışarıdan da getirebiliyoruz. Stajın zor olup olmaması kişiye bağlı. Benim için endodonti zor bir stajdı. Stajla ilgili söyleyebileceğim başka bir şey yok bu kadar. Yatay geçiş imkanları nasıl? Şimdi yatay geçiş imkanları şu şekilde. Okula bir geliş var, bir de okuldan gidiş. Aslında başka bir okuldan Okan Üniversitesi'ne gelmek birazcık daha rahat. Okan Üniversitesi'nin kendi şartları var. O şartları sağladığınız sürece alıyorlar yani okula. Okuldan gidiş ise belgeler konusunda sekreterler size yardımcı olmaya çalışıyorlar ellerinden geldiği kadar. Onun haricinde de bu okula misal arkadaşlar ortalama yapmak birazcık zor. Yani çok çalışmanız gerekiyor ortalama yapmanız için. Dersler birazcık zor. Sınavlarda da zorlayınca ister istemez ortalamanız biraz düşüyor. Yani ortalama yapmak için zor bir üniversite ama çok çalışırsanız neden olmasın? Yani çalışıp ortalaması yüksek olan arkadaşlarım, tanıdıklarım var. İngilizce bölüm var.
Ben de kendim İngilizce'de okuyorum. %100 İngilizce eğitim. Herhangi bir farklılığı yok Türkçeden. Hatta çoğu hocamız aynı. Sadece birkaç hocamız farklı. Onun dışında şöyle bir öneride bulunabilirim. Eğer yurt dışına, ileride yurt dışına yönelik bir planınız varsa İngilizce bölümü okuyabilirsiniz. Türkiye'de kalıp DUS'a hazırlanıp uzmanlığınızı burada yapacaksanız da Türkçe bölümü okuyabilirsiniz. Bu demek değildir ki İngilizce bölümü okuyanlar Türkiye'de kalamaz ya da Türkçe bölümü okuyanlar yurt dışına çıkamaz. Tabii ki de çıkabilir. Ama bu ekstra bir çaba gerektirir. Hani diğer türlü daha kolay. Sizin için daha kolay olur. Burs sınıfta kalınca kesiliyor benim bildiğim kadarıyla. Ama bunun da bir süresi var. Şöyle ki okula gelirken bir tercih bursundan yararlanarak gelebiliyorsunuz. Bir de normal sıralamayla kazandığınız bursla gelebiliyorsunuz. Sıralamayla geldiğiniz burs da olay şu şekilde. 2 sene sınıfta kaldığınız zaman bursunuz kesiliyor arkadaşlar. Buna söyleyebilirim. Tercih bursundan yararlanıyorsanız da 3 defa sınıfta kalırsanız bursunuz kesiliyor. Tercih bursuyla ilgili şöyle bir olay daha var arkadaşlar. Sınıfta kaldığınız zaman tercih bursundan yararlanıyorsanız eğer size indirim sağlamıyor. Kazandığınız yani tercih bursunuz size bir indirim sağlamıyor. Bir işe yaramıyor aslında. Yurt imkanları ve ev kiralarının durumu nasıl? Şimdi devlet yurtları için şunu söyleyebilirim, erkekler için konuşuyorum. Bize en yakın devlet yurdu bile uzak. Zamanınızın büyük çoğunluğu yolda geçecek bir uzaklıkta. Zaten İstanbul'da trafik uzun sürüyor bir yerden bir yere gitmeniz. Okulun kendi yurdu var misal. Bu çok büyük bir avantaj. Kampüsün içerisinde olması bir avantaj. Ekstra yemek veriyorlar misal hafta içi akşam yemeklerini. Okul yurdundaysanız eğer ücretsiz veriliyor. En uygun yurt ücreti arkadaşlar bu sene 19.285 TL artı KDV yazıyordu internet sitesinde. Okulu arayarak da yine bu bilgilere erişebilirsiniz. Şunu söyleyebilirim, yurtlar çok fiyat performans değil. Yani 19.285 TL artı KDV ödedim iyi bir şey beklemeyin. Çünkü gerçekten odalar küçük, mutfak yok. Ve bundan dolayı yani çok da lüks değil. Ama yaşanıyor yani. Ben bir sene, geçtiğimiz sene birinci sınıfı orada şey yaptım. Yaşanıyor ister istemez ama daha lüks olabilirdi. Fiyat performans değil dediğim gibi. Haberiniz olsun yani. Ev düşünen kişiler için de şunu söyleyebilirim. Okula en yakın yerleşim yeri, öğrenciler için en yakın yerleşim yeri Kurtköy civarları. Kurtköy civarlarında da İstanbul içerisinde olduğu için birazcık emlak fiyatları yüksek. Yani kira fiyatları yüksek. Hastane için de şunu söyleyebilirim. Hastaneye yakın yurt olmadığı için de hastanede çalışan öğrenciler de çevre yerleşim yerlerinde kalıyorlar. Haberiniz olsun yani hastane çevresinde yurt yok, ev var, siteler var. Orada kalıyorsunuz. Üniversitede çok fazla aktif kulüp var. Benim de üye olduğum birkaç kulüp var aralarında. Çok fazla çevre edinebiliyorsunuz bu kulüpler sayesinde. Diş hekimliğinin de kendi kulübü var. 2 tane yanlış hatırlamıyorsam. Bu kulüpler de aktif rol oynuyorlar, aktif olarak çalışıyorlar. Bu kulüplere de üye olup üst dönemlerle aradaki samimiyeti arttırabilirsiniz. Daha yakın ilişkiler kurabilirsiniz. Hoş geldin partileri düzenlenir. Bahar şenlikleri olur. Dediğim gibi kulüplerin kendi aktiviteleri, kendi etkinlikleri olur. Kulüpleri böyle kullanabilirsiniz. Okulda yine bahar şenliği, kariyer fest gibi. Onun haricinde hoş geldin partisi gibi kutlamalar yapar. Gayet sosyal bir okul. Bayağı bir eğlence oldu. Öyle söyleyeyim. Şehrin genel yapısı şu şekilde. Ulaşımı toplu taşımayla rahat bir şehir. Ama uzun sürer. Toplu taşımayla uzun sürüyor. Onu da söyleyeyim. Kalabalık ve büyük bir şehir olduğundan dolayı uzun sürüyor. Şehirde etkinlik, konser vallahi fazlasıyla var. Onu söyleyebilirim sizlere. Fazla fazla var hatta. Birazcık pahalı bir şehir ama öğrenciler için uygun yerleri de var. Şehir olarak bunları söyleyebilirim. Gezilecek çok fazla yeri var bu arada. Öğrenci olarak da gezilecek çok fazla yeri var. Fakültede okurken seninle iz bırakan bir anı anlatayım. Anı değil de daha çok rutine binen bir şey anlatmak istiyorum. Biz pandemi dönemine denk geldiğimiz için sadece 1. sınıfın ilk döneminde kampüse gidebildik. Sonra da 3. sınıfta zaten hastaneyle başladık. Ve biz dersler bittikten sonra o mutfağa gidip kahveye ya da terasa gidip kahve içip sohbet etmekte aşırı zevk alıyorduk. O kadar gerçekten rutin haline binmiş oldu ki hala da hastanede dersimiz bitince bazen kampüse gidip o mutfakta kahve içiyoruz.
yapıyoruz. Bu bizim için çok zevk verici bir şey haline geldi. Aslında çok fazla anım var. Bunlardan bir tanesini söyleyeyim size. Kampüste arkadaşlarla birlikte gece yarısı bir piknik yapmıştık. Güzel bir şeydi benim için. Bayağı masamızda kalabalıktı, müzik eşliğinde. Piknik yapmıştık. Bu çok güzeldi ve çok eğlenceliydi. Ben bayağı eğlenmiştim. Diş hekimliğine yeni başlayacakları önerilerim nelerdir? Şöyle, gerçekten istediğiniz bölüm buysa sonuna kadar gidin. Kim ne derse desin, ne kadar zor olsa da çaba göstermeniz gereken bir bölüm. Gerçekten istemiyorsanız başarabilirsiniz illaki ama gerçekten istemiyorsanız sizi çok yıpratan bir bölüm. Ve onun dışında diş hekimliğine girmek zor olduğu gibi tutunmak da çok zor. Biz 100-120 kişiyle başlayıp şu anda 60-70 kişiyle devam ediyoruz. O yüzden yatarak geçebileceğinizi düşünüyorsanız düşünmeyin bence. Maddi külfeti çok fazla olan bir bölüm. Burslu olsanız bile kendi malzemelerimizi kendimiz aldığımız için de maddi bir yük her zaman biniyor. Bence bu bölüme gelirken isteyerek gelmeniz gerekiyor. Yani şahsen ben 11. sınıftan beri istiyordum bu bölümü. Hatta bu bölüm için mezuna kaldım. Yani bu bölümü çok istiyordum. Çok fazla diş hekimliği öğrencisiyle görüşmüştüm ve bu bölümü istiyordum. Yani diyordum ki bu bölüm kendimi yansıtabileceğim bir bölüm. Çok fazla uğraş gerektiriyor bu arada. Yani çok fazla tekrar etmeniz gerekiyor bazı şeyleri. Hem teorik olarak hem pratik olarak çok fazla tekrar etmeniz gerekiyor. Şahsen ben öyle yapmıştım. Ufak bir el becerisi gerekiyor. Çünkü ben ilk başta sabundan diş yaparken 2 günde bir tane diş yaptığımı falan hatırlıyorum. Çünkü çok uzun sürüyordu ve çok uğraş gerektiriyordu. Onlar çalışa çalışa işte sene sonu final pratik sınavında yaklaşık 1,5 saatte bitirmiştim. Sene sonunda eliniz bu işe yatkın hale geliyor. Çünkü çalışarak, çokça tekrar ederek öğreneceksiniz. Eliniz alışacak. Tercih döneminde hepinize başarılar diliyorum. Umarım gönlünüzden ne geçiyorsa o olur. Seneye gelirseniz de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tercih döneminde sizlere başarılar diliyorum. Umarım önümüzdeki sene okulumuzda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Size kolay gelsin diyorum. Bay bay.